Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Tek Gelir Net Pazarlama Müdürü Begüm ben. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz BTC Türk Teknoloji'den Engineering Manager Onur Salkaya. Onur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Bugün arkadaşlar aslında biliyorsunuz bu arada bu serimizi Tech Talent Connect Fest'in 8. bölümündeyiz. Toplamda 10 bölümlük bir yayınımız olacak. Bu 10 bölüm sonunda da aslında bir etkinlik düzenliyor olacağız. Arkadaşlarım da aslında bununla ilgili bir formu yayının altındaki açıklama alanına bıraktılar. Buradan başvurunuzu da yapabilirsiniz. Ben şimdi çok kısa sözü önce Onur Bey'e veriyor olacağım. Çünkü biz bugün aslında finans ve teknoloji alanındaki konularla böyle birleşen fintech sektörüyle ilgili konuşuyor olacağız. Biraz aslında hem sizin merak ettiklerinize hem bizim merak ettiklerimizi soruyor olacağız. Öncesinde Onur Bey çok kısa kendinizden bahsederseniz sevinirim. Sonrasında da sohbetimize başlıyor oluruz. Tabii ki. Tekrardan merhaba diyeyim ben de. Üniversiteden başlayayım. 2006-2011 arası Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yazılıma da ilgim üniversitede başladı aslında. İkinci, üçüncü sınıftan beri. O yüzden 2008-2009 yıllarımdan beri yazılımla temasım var diyebilirim. Profesyonel kariyerime de 2010 yılında başladım. Üniversitenin son senesinde. İlk olarak Ericsson'da uzun dönem stajyer, part-time gibi düşünebilirsiniz. Yaklaşık bir sene burada çalıştım. Sonrasında bir dijital ajansla, Faros Dijital adında daha çok böyle orta ölçekli müşterilere loyalty çözümleri sunan bir şirkette çalıştım. Onun ardından Innova'da biraz daha ödeme yaracılık eden, aslında ilk fintech deneyimim orada başladı. Ödeme yaracılık eden entegrasyonlar vesaire yaptık diyebilirim. Sonrasında bir OBSS ve Yapı Kredi Bankası deneyimim oldu 2 sene kadar. Ardından tekrar Innova'ya dönüş. Yine benzer hikayeler, sanal POS, kurumsal tahsilat gibi. Ve 2018'de de e-ticaretle aslında kariyerde birazcık pet değişikliği yapmış oldum. Önce Morhipo 2,5 sene kadar. Sonrasında da 1,5 sene kadar hepsi burada da deneyimlerim oldu. 2021 Ekim ayından beri de BTC Türk Teknoloji, daha doğrusu BTC Türk artık son bir sene adıyla da BTC Türk Teknoloji bünyesindeyim diyebilirim. Aslında bir backend developer'ım, bundan bahsedebilirim. Şu anda hani birazcık daha rolümüz gereği yönetimsel yerlerde yer almamıza rağmen ama ana kimliğimiz teknoloji ve development. Bunu da korumaya devam ediyoruz. Kısaca böyle bahsedebilirim. Ben aslında şimdi geçmiş deneyimleri duyunca sonlara doğru soracağım bazı böyle size şey sorular olacak aslında. Ne önerirsiniz arkadaşlarımıza soruları olacak ama şimdi bunları Hep duyunca soruyorlar. Cevabını da aynen. Aynen ben şimdi bu sektörleri ve işte hani farklı farklı sektörlerdeki deneyimleri duyunca da şey oldum böyle. Güzel cevaplar gelecektir buradan diye düşünüyorum. Şimdi bu arada arkadaşlar bize sorularınızı da buradan gönderebilirsiniz. Yayın sonuna doğru da aslında sizin sorularınızı da cevaplandırıyor olacağız diyeyim. Şimdi aslında ben fintech bizim yeni yeni böyle aslında hayatımıza giriyor. Yani yeni yeni girmiyor aslında. Çok uzun zamandır hayatımızda böyle hatta biraz 2023 sonu yayınlanan raporlara falan bakma fırsatım oldu bugün. Hatta güzel bir haber bu. Küreselde ve yereldeki aynı gelişmeleri takip ettiğimiz ve hani aslında çok benzer yerlerde olduğumuzda bu son açıklanan raporlarda da vardı. Ben bu son zamanlardaki gelişmelerde siz neler görüyorsunuz? Aslında siz BTC Türk'te neler yapıyorsunuz? En önemli gelişmeler sizce bu son dönemlerde neler? Biraz böyle ondan bahsederseniz sevinirim. Tamamdır. Aslında benim bu sektörle tanışmam 2014'te olmuştu ilk olarak. Tabii ki bunun öncesi de var ama ben bunu biraz şöyle görüyorum. Hani en popüler olan e-ticaretle başlayan. Bundan 20 yıl önce işte browser'da bir kredi kartı numarası girip bir alışveriş yapmayla hikaye başlamıştı aslında. Tabii ki daha öncesine Amazon'a falan gitmiyorum. Biraz Türk özelinde bahsediyorum. O dönemlerde özellikle birincil konu ilgili İşte şirketin uygulamanın kullanacağım parayı nasıl tahsil ettiği konusuydu. Dolayısıyla herkes kendi entegrasyonlarını yapıyor. Tabii ki burada işte güvenlik, işte ilgili bankalarla nasıl entegre olacağız, bunu nasıl stabil tutacağız gibi çeşitli sorunlar çıkıyor. Temel olarak şeyle başladı daha çok. Entegratör dediğimiz firmalar ilk olarak ortaya çıktı. Hatta Innova'da da bunun bir benzerini yapmıştım. Orada da işte bir firma çıktı. XYZ şirketi siz bu 10 bankayla tek tek entegre olmakla uğraşmayın. Ben sizin yerinize bunu yapayım dedi.
Dolayısıyla aslında süreç biraz böyle başladı. Sonrasında da tabii ki e-ticaretin de yaygınlaşmasıyla beraber, bu başka firmalarla beraber rekabetin de büyüdüğü bir ortam oldu. Belli bir zaman sonra e-para lisansı konusu geldi ve artık hani bu ödemeye aracılık eden kurumlar üzerlerinde, kendi bünyelerinde para tutabilmeye başladı. Bunun için tabii ki özel bir lisansla yaptılar bunu. Tabii burada da kullanıcının parasını kendi üzerine tuttuğu için hem kullanıcıya farklı benefitler sunabilme opsiyonları devreye girdi. Hem de diğer kurumlarla arasındaki rekabeti de farklı bir noktaya getirmeye başladı diyelim. Tabii ki burada kripto para ve blockchain noktası işin biraz daha son noktalardaki hype'ı. Hani benim de ilk zamanlarda hani çok böyle ürktüğüm, çok içine girmediğim bir süreç oldu. Birçok insan gibi ben de son konu olacak, ya burada ne yapılıyor acaba, ne kadar güvenilir gibi çeşitli sorular kafamda canlanıyordu. Tabii orada ilk gelinen nokta kripto paraların birazcık daha yatırım aracı gibi görünüyor. X coin'i var, birden 100 kat yaptı, ben emekli olurum buradan, yolumu bulurum. Buna biz de yatırım yapalım. Şeyler de geliyor mu size Onur Bey? Burada sizin de tavsiyeniz var mı? Hangi coin'e yatırım yapalım falan diye. Kripto paralarda ne düşünüyorsunuz? Maalesef sürekli geliyor. Ben de onlara şöyle diyorum. Ya zaten bunu bilecek olsam beni bulamazdınız buralarda. Ama en çok duyduğumuz soruların bunlar olduğuna eminim. Çünkü sektörel bazı böyle benzer sorulara karşılaştığımız zamanlar oluyor bizim de. Aynen öyle. Çok doğru. Burada da tabii hikaye şuna dönüyor artık. Hani bu kripto para sektörü de alım-satım işiyle başladı aslında. Tamamen insanları kripto parayla buluşturma, ama bunu aslında dijital bir döviz bürosu gibi yapıyoruz çoğunlukla. Hani birçok firmada böyle. Ama hani bundan sonraki süreçte artık kripto paraların birazcık daha geçerliliğini arttırması, dünyanın da artık buna yatırım yapması, son yıllarda gelişen mining'e yapılan yatırımları vesaire göz önünde bulundurduğumuzda, yani artık bunun gideceği nokta hani bence birçoğumuzun da tahmin edemeyeceği kısımlara geliyor. Şirketin de temel mottosu zaten adından da belli olduğu gibi BTC Türk, yani ana motto Bitcoin. Bizim şirketimiz Bitcoin oriented bir şirket. İnancı Bitcoin, geleceği Bitcoin'i şekillendireceğine inanan bir şirketiz. Hatta işte kurucumuz Kerem Tibuk, grup CEO'muz Özgür Güner'i bütün konuşmalarında bahsediyorlar bunlarda da. Dolayısıyla biz de birazcık daha hani bunu da gördüğümüz için artık farklı olarak neler yapabiliriz konuşulduğunda, hani kullanıcıya sadece kripto para aldırıp sattırmanın da yanında bunu güvenle saklayabilecekleri, hatta diğer finansal sektör demeyeyim, finansın diğer argümanlarını da tek bir arada kullanabilecekleri bir platform yapabilir miyiz yaklaşımı var. Tabii burada kendi içimizde konuştuğumuz ama henüz resmi olarak duyurmadığımız bazı şeyler olduğu için hani o kadar detaya giremiyorum tahmin edersiniz ki. Ama temelde gidilmek istenen nokta özellikle Bitcoin üzerinde gitgide arzın azalması, dünyada yaşanan işte savaş durumları, ekonomik zorluklar, paraya ulaşma ve bu parayı realize etme noktasında yaşanan sıkıntılar söz konusu olduğunda, peer-to-peer, arada kimsenin olmadığı ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilen para transferi ve paraya ulaşma konusu temel motivasyon. Tabii ki şunları da unutmamak lazım. Bugün herhangi bir yere gittiğinizde işte hesap öderken ben artık işte cüzdanımla ödemek istiyorum noktaları da tabii ki var. Ama bundan da ziyade özellikle son zamanlara baktığınızda paraya ulaşmak da zorlaşmaya başladı ve gitgide de bunun zorlaştığı noktasında da ortak bir görüş var. İşte orada regülasyonun daha az olduğu, peer-to-peer transferin ön planda olduğu bir durum birçok insanı bence cezbediyor gibi. Temel olarak bunlardan bahsedebilirim. Bence insanların da hayatını zaten kolaylaştıracak bir noktaya gelecek herhalde bu. Yani artık hani sektör ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Ki ben BTC Türk'ün birçok aslında alt hani kripto, hisse, işte cüzdan, teknoloji vesaire gibi çok fazla alt hani girişimlerinin olduğunu da yani alt markalarının olduğunu da görüyorum. Ve burada da aslında teknoloji tarafında özellikle şeyiniz çok dikkatimi çekti, hatta inovasyon tarafı. Gerçekten hani sürekli bir yenilik, hani sürekli burada neler yapabiliriz noktasında ve Bitcoin'i duyurma noktasında çok güzel gelişmelerde imza atıyorsunuz. Ben şimdi aslında aklımda iki tane soru var. Bir tanesi sizin de son kullanıcı olarak düşünmüş olduğunuz güvenlik tarafı. Bir tanesi de şimdi aslında fintech dediğimizde de
aslında karşımıza çıkan böyle 3-4 tane keyword var. Hızlı, erişilebilir, güvenli, işte verimli olması vesaire gibi böyle 3-4 tane keyword karşımıza çıkıyor. Şimdi bu keywordlerde de baktığımızda hangisinden başlamak isterseniz diyeyim. Bu noktalarda yenilikçi olarak hani biliyorum sürekli hani geliştirmeler yapılıyor, sürekli yeni teknolojiler işte AI geliyor, işte makineler vesaire, makine öğrenmeleri vesaire diyoruz. Ama burada hani bir tabii siz neler yapıyorsunuz? Burada hem bu arada teknik olarak da hani neler yapıyorsunuz, nasıl geliştirmeler yapıyorsunuz? Hem de buranın aslında güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani çünkü hani biliyorsunuz artık tabii bu çağda her şey hani olabiliyor, başımıza her şey gelebiliyor. Burada hani bu tehditlerle, bu güvenlik açıklarıyla ya da tehditlerle nasıl başa çıkıyorsunuz diye böyle aklımda iki tane soru var. Hangisinden başlamak isterseniz diyeyim. Tamam, genel başlayalım bunun için ki. Bu arada ben eminim tabii bunu son kullanıcıların hepsinin aklında soru işaretleri var. Çünkü hani güven var, işte internette kredi kartını hala işte kaydetmediğimiz bir günde yaşıyoruz. Yani burada ben mesela işte internette kredi kartını kaydetmeden devam etçilerdenimdir her zaman. Bu nedenle aslında biraz böyle bilgilendirirseniz bizi güzel olur. Tabii ki elimden geldiğince. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Bence kıymetli bir şey söylediniz. Son kullanıcı olarak. Yani bence bizim şirket olarak da yapmaya çalıştığımız temel, oturtmaya çalıştırdığımız temel kültür de şu. Sadece buranın bir çalışanı değiliz. Aynı zamanda bu ürünün bir kullanıcısıyız gözüyle bakıyoruz bütün olaya. Dolayısıyla ben kullanıcı olarak ne yaşıyorum, ne görmek isterim ya da nerede problem yaşıyorum kısımlarında da öz farkındalığımızın yüksek olması önemli. Dolayısıyla bu açıdan bakınca hani hem geliştiren hem de kullanan olmak bence orada biraz fark yaratıyor. En azından bu algıda olmak değil. Bunu da yaymaya çalışıyoruz. Şimdi biraz dağınık gideceğiz. Belki hani sorular üst üste olduğu için ben toparlamaya çalışayım. Birincisi güvenlik konusu. Şimdi orayı olabildiğince arka tarafta teknoloji ekibimizle sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da şöyle örnek vereyim. Ben buraya geldiğimde yanılmıyorsam teknoloji departmanımız hani 40-50 civarıydı. Şu an 200'ü geçtik. Yani 2 senede yaklaşık 4 kat bir büyümemiz var. Bu sadece developer olarak büyümüyor. Artık içeride bir security ekibimiz var. İşte DevOps ekibimiz var. DB administration ekibimiz var. Vesaire. Buraları böyle çeşitli alanlarda bölüyoruz. Ve ilk olarak yazdığımız koda olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Son güncel gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. İşte teknoloji olarak biz daha çok Microsoft teknolojilerini kullanıyoruz. Kullandığımız bir pakette Microsoft'un bir duyurusu oldu. İşte burada bir açık tespit edilmiştir. Şu versiyonun altındakiler sıkıntılıdır gibi bir şey görüyoruz. Hani bu bizim için anında müdahale gerektiren bir şey. Yani direkt olarak toplanıp hemen buna müdahale ediyoruz. Ya geçtiğimiz ay mesela böyle bir durum yaşadık. Ya buna bir bakarız, plan alırız gibi yaklaşmıyoruz. Bunun gibi konularda hassasız. İkinci konu. Yazmış olduğumuz uygulamalar özelinde mutlaka bizim güvenlik ekibinin bir taramasından geçirmesini sağlıyoruz. Özellikle public olanlarda bunu çok daha katı bir şekilde yapıyoruz. Hani dışarıdan müdahaleyle aşılabilecek bir duvar var mı ya da herhangi bir açık yaratılabilir mi gibi. Hem development ekibi olarak buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Paralelde de güvenlik ekibi buradaki tüm bulguları bizimle paylaşıyor ve canlıya çıkana kadar bunları fixlemeye çalışıyoruz. Tabii bunların hepsi bir süreç. Böyle olduğu için de hani bazen şu kararları veriyoruz. Ya bunu normalde kodunu yazıp test ederiz. 2 gün sürer ama ya gerekirse biz 2 gün daha üzerine koyalım. Bunlardan emin olalım yaklaşımında oluyoruz. O yüzden hızlı olmalıyız ama aynı zamanda güvenli olmalıyız mottosunda unutmamaya çalışıyoruz. Diğer bir konu infrastructure tarafı aslında. Hani içerideki yapıları kurarken hani neyi dışarıya açmalıyız, neyi dışarıya kapalı tutmalıyız yaklaşımını özellikle değerlendiriyoruz ve burada çoğunlukla hani bizim için kritik gördüğümüz önemli şeyleri arka tarafta neredeyse kimsenin erişemediği private ortamlarda tutmaya çalışıyoruz. Bunlardan bahsedebilirim. Diğer bir konu birileri bir Bitcoin aldığında ya da herhangi bir kripto para aldığında ya da sattığında hani klasik problem eyvah paralarımızı alıp kaçacaklar algısı. Bu yıllardan beri olan hatta önümüzde senaryolar olan bir durum. Evet. İki tane güvencesi var aslında. Bir tanesini birincisi kendi iç denetim ekibimizle yapıyoruz. Biz şirket olarak hiçbir zaman karşılığı olmayan bir şeyleri insanlara aldırmıyoruz. Her zaman insanlar, bu bankacılık sisteminde de böyledir bu arada. Hani herkes parasını çekmeye çalışsa ne olur gibi bir soru var. Hiçbir banka şu anda bütün müşterilerinin teminatını zaten karşılamıyor. Ama çoğunlukla orada belli bir
limite kadarını ve arka planda belli bir yedek depoysa bunları karşılıyor. Dolayısıyla BTC Türk buna çok dikkat eden bir firma. Müşteriye karşılıksız bir şey satmayayım. Her zaman onun talebini karşılayacak kadar kasamda bir şeyler olmalı diyor. Yıllardan beri de buna yatırım yapıyor. O yüzden kağıt üzerindeki değeri çok yüksek bir şirket. Başta bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk, bilmeyenler için de söylemiş olayım, dünyanın 4. kripto para borsası. Yani oldukça eski ve belli konularda güvenilirlik anlamında artık rüştünü ispatlamış bir firma. Bunun da yanında denetim tarafı tabii ki bizim için kritik. Hatta developer arkadaşlarımızla da bir yandan mutlu bir yandan mutsuz olduğumuz bir süreç. Çok basit bir yetki talebinde ya da herhangi bir kodu yayına aldığımızda bile bunu kim aldı, kim review etti, bu test edilmemiş gözüküyor, İşte burada Jira'da uygun statüye çekilmemiş gibi konularda dahi hesap verdiğimiz durumlar oluyor. Yazılımcılar genel olarak mutsuz bence Onur Bey. Bizi yoran süreçler, doğru. Bazı noktalarda yavaşlatan süreçler ama olabildiğince bunları oturtmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle anlatınca her şey %100 dört dörtlük noktasında değiliz. Bizim de geliştirmemiz gereken noktalar var ama hani ben geldiğimden beri aldığımız yol çok ciddi seviyede. Her geçen günde buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hani genel olarak bunları söyleyebilirim. Bunun dışında da devlet kurumları ya da işte dışarıdan tamamen third party global firmalar tarafından düzenli olarak denetleniyoruz. Hem kasa hem de kod güvenilirliği artı süreçler anlamında. Hani bu konuları oldukça sıkı tutuyoruz. Hatta web sitemizden de belli raporları yayınlıyoruz denetlendiğimize vesaire dair. Hani ben genel olarak bu konuda herkesin içinin rahat olması gerektiğini kendim de bir kullanıcı olarak söyleyebilirim. Süper. Peki şeyini nasıl yapıyorsunuz? Mesela şimdi evet development süreci, evet oradaki test süreçleri vesaire hani onu aslında anladım. Oradaki çok fazla işte testlerden geçilmesi vesaire ve orada hani son aslında evet, 2 gün uzayacaksa da canlıya çıkmak uzasın ama biz bunu yapalım dediğiniz noktadasınız. Orada peki mesela diyelim ki bir fikir geldi ve hani bir ürünü aslında geliştirme için bir lansman yapılacak belki de hani ürüne yepyeni bir özellik gelecek. Oradaki geliştirme süreci nasıl başlıyor sizde? Yani hani evet development süreci, evet güvenlik süreci, evet testler vesaire. Ama orada hani o fikri hayata geçirirken aslında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Çünkü hani burada evet bir güvenlikle ilgili zaten bir orada hani geçtiğiniz aşamalar vesaire var ama oradaki ürünü geliştirme sürecinde neler yapıyorsunuz? Ve tabii zorluklar asıl önemli olan orada nelerle karşılaşıyorsunuz? Zorluklar bence tahmin edilebiliyordur. Çünkü çoğunlukla bunlar çoğu kişinin development olsun olmasın herhangi bir sektörde yaşadığı konular. Bizde aslında fikir dediğimiz şey bir kişiden çıkmıyor. Bu bazen bir şeyleri yaparken teknik ekipten gelen durumlar da olabiliyor. Tabii ki bunlar daha az oluyor. Ama genelde üst yönetim ve bizim business ekibimizden gelen talepler oluyor. İşte sektör takip ediliyor. Bizim belli mottolarımız oluyor ve hedeflerimiz oluyor. Neye gitmek istiyoruz, ne yapıyoruz gibi. Bunlar konuşuluyor. Ve buradan da fikirler doğuyor. O fikirler önce üst yönetimde bir tartışılıp belli bir elekten geçiriliyor. Ve bu noktada aksiyon alalım denildiği noktada da teknoloji tarafına iniyor. Orada da bizler öncelikle ekiplere indirmeden kendi içimize tartışıyoruz. Bunun içinde hem teknoloji tarafında bir product takımımız var. Hem de iş birimleri tarafında product takımlarımız var. Yani artık hani birden fazla şirket olduğumuz için işte BTC hisse, kripto ve teknoloji gibi. Kripto tarafı, bu arada ben kripto tarafından sorumluyum teknik olarak. Ondan da bahsetmiş olayım. Kripto tarafında bir şey olduğunda oranın business ekibiyle bizler bir araya gelip bunu tartışıyoruz. Eforuna, katacağı değere odaklanıyoruz. Buna göre de eğer burada da olumlu bir karar alırsak da bununla alakalı eforlama çalışmaları yapıyoruz. Genelde şunu çok yapmayı tercih etmiyoruz. İşte böyle 3 yıllık, 5 yıllık planlar yapalım. Bunu 2026 Q1'de verelim bu fırsatları. Bizim için çok gerçekçi olmuyor. Onu da şöyle örnek vereyim. E-ticaret çalışanı olarak söyleyeyim. Black Friday. Tarihi bellidir. Zamanı bellidir. Ağustos ayında çalışmalar başlar. Tamamen sizin kontrolünüzde olan bir şeydir. Ama bizde bir gün bir kalkıyorsunuz. Kur korumalı bir şey açıklanmış. Durum bambaşka. Ya da tam tersi. Elon Musk bir tweet atıyor. Eyvah ne oluyor? Burada bir hareket var diyebiliyoruz. O yüzden gündemimiz biraz hızlı değişebiliyor. Biz de biraz daha orta ölçekli planlara odaklıyız. Buna da dikkat etmeye çalışıyoruz. O fikir belli bir aşamadan geçip yapılma noktasına geleceğinde de bizim product ekibimize geliyor. Orada da bizler daha çok önce lider kadro
bununla ilgili belli aksiyonları alıyor. İşte tasarımlarını hazırlayayım, UX'le çalışayım vesaire bir işi olgunlaştırayım diyor. Sonra klasik yazılım geliştirme süreçleri bunlar ekiplere gidiyor diyebilirim. Başka bir de şey zorluklardan bahsetmiştik. Şimdi aslında biraz onlardan bahsetmiş olduk. Birincisi az önce konuştuğumuz şey regülasyon, işte güvenlik konuları vesaire olduğu için. Bu arada belli... öyle bir soru geldi, birazdan size iletiyor olacağım. Tamam, belli noktalarda tabii ki süreçleri ihtiyaç anında uzatabiliyoruz. Yani bizim için şöyle bir durum var. Feature geliştirdiğimiz noktada tabii ki belli deadline'lar belirliyoruz ve bunlara eforlar vererek buna uymaya çalışıyoruz. O noktada ihtiyaç gördüğümüzde bununla alakalı gerekli extend işlemlerini yapabiliyoruz. Ama iş bir production sorununa geldiğinde o anında çözülür. Bence şirket olarak da bizi farklı kılan konulardan birisi bu. Herhangi bir problem olduğunda, yani bu gece 3'te de olabilir, pazar günü öğlen saatinde de olabilir. Çok kısa bir süre zarfında hemen ilgili ekipler probleme müdahale edebiliyorlar. Bu da bence kritik bir konu. Bir de bunlardan bahsedebilirim. İşte zorlukları, bu da aynı zamanda bir zorluk. 7-24 yaşayan bir borsamız var. Hani hafta sonu kapanmıyor da kripto. İnsanlar her zaman alım satım yapabiliyor. Dolayısıyla 7-24 yaşayan ve sürekli olarak ayakta kalması gereken bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu da aynı zamanda denetlenebilir ve arka taraftaki güvenlik bulgularının da olabildiğince sıfır olması gereken konu. Tabii ki buna uygun yazılım geliştirmenin de zorlukları beraberinde var. Ama yani aslında bir yerden de düzgün işte işler çıktığı zaman da çok güzel ilerleyen ve yani karşılığını gördüğünüz net işlerin çıktığına da eminim bu arada. Peki bu hani feature'ları geliştirirken ya da işte yeni bir üründe bir ek geliştirme yapılacağında vesaire, burada yenilik, hani son zamanlarda zaten hani sürekli duyduğumuz yapay zeka vesaire gibi böyle teknolojiler de birleşebiliyor. Siz de kullanıyor musunuz BTC Türk olarak? Hani burada ne gibi yeni böyle teknolojileri entegre ediyorsunuz diye sorayım aslında. Yeni teknolojiden kasıt sadece hani AI ya da machine learning ise önce diğer taraftan başlayayım. Hani teknolojiye bakışımız biraz şu. Öncelikli olarak içeride kullandığımız belli teknoloji havuzları var. Hani çok teknik detaya girmeyeyim ama hani işte daha çok Microsoft teknoloji dedim ya da işte database tarafımız belli, işte message brokerlarımız belli. Ama burada hani şunu da bir deneyelim demek için genelde bir sebep arıyoruz. Bunun için ya elimizdekinin bize yetmemesi gerekiyor ya da kullandığımızın daha iyisi, daha net bir versiyonu çıkması gerekiyor. Böyle bir şey olduğunda bunu anlamaya çalışıyoruz. Atıyorum işte kullandığımız framework bir üst versiyona geçti. Biz hemen o yeni versiyona adapte olmak için gerekli aksiyonlar alıyoruz diyeyim. Bu birinci konu. İkincisi de işte AI dediniz, machine learning dediniz. Bununla alakalı da işte içeride bir data ekibi kurduk. Bu ekip ben geldiğimde yok gibiydi. Şimdi 2 senede herhalde 10 kişi falan olmuştur içeride. Tam sayıyı bilmiyorum, beni affetsinler. Ve bunun içerisinde hem içeride kurulmuş artık bir data warehouse'umuz var. Ve bundan da anlamlı veriler üreten bir data science ekibimiz de artık var. Burada gitmek istediğimiz nokta tabii ki de işte kullanıcılar chatten bize ulaşıyor. Bazı sorular soruyor. Artık hani bunların sorduğu soruları belli oranlarda anlayıp insanlara düşürmeden cevap verebilmek gibi noktalar var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında kullanıcıların artık hani bizim tarafta böyle çok kompleks bir flow yok. Kullanıcı girer, login olur. Hatta şeyden de bahsedeyim. Yani şirket olarak mottomuz. Kullanıcıyı register et, login et. Para yatırsın, çeksin, alsın, satsın. Hani bunlar bizim ana fonksiyonlarımız. Diğerleri sadece belli aşamalarda bilgi veren yapılar. Şimdi durum bu olduğu için de kullanıcının bu flowları da biraz belli olduğu için o alışkanlıklarını anlayıp hani onlara karşı neler sunabiliriz. Arka tarafta bununla ilgili data çalışmaları yürütülüyor. Paralelde de bazı işlemleri hani insan yerine işte robotik frameworkler kullanarak yani düzenli olarak şu işlemi yaparak işte browser'ı aç, şunları şunlara gir, bunu yap, sistem hala düzgün ayakta mı gibi. Hani böyle otomasyon artı işte robot framework'ünü kullanarak böyle birleştirdiğimiz yapılar kurduk da diyebilirim. Buranın çok başındayız. Çok daha ileriye gideceğini de düşünüyorum açıkçası. Peki ben şimdi bunun finans ve teknoloji sektörünün birleştiği bir noktada olduğumuz için
Sonra aslında biraz yazılım olarak neler önerirsiniz? Burada sizi dinleyen arkadaşlara hem de o deneyimlerinizden de neler önerirsiniz diye soracağım ama ona gelmeden önce de şeyi sormak istiyorum. Şimdi hem finansın hem de teknoloji dünyasının birleştiği bir noktadasınız ve şimdi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 7/24 yaşayan bir yapının içerisindesiniz aslında. Hani bu böyle evet borsa kapandı şimdi bitti biz de tamam rahatsız dediğiniz hiçbir noktada olmuyor aslında buradaki sürekli bir dönen dünyada. Burada geleneksel finans yöntemlerine karşı sizin aslında bir tabii zorluklarınızdan biraz bahsettiniz. Bunu alabiliriz buradaki aslında ilettiğiniz noktalardan ama başlıklardan. Bunun hem avantajları olarak da baktığınız zaman hem avantaj hem zorluk olarak karşılaştırdığımızda sizin açınızdan hangileri böyle ya şunlar çok zorluyor bunlar da aslında avantajlara çok iyi bir yerde ilerliyoruz dediğiniz noktalar neler oluyor? Ben aslında bunları biraz birlikte görüyorum. Yani avantaj olan şeyin aynı zamanda dezavantaj olduğu durumlar da var. Mesela az önce konuştuğumuz konu işte sürekli olarak yeni kalmak, güncel kalmak konusu. Evet bu sizi normal anlamda zorluyor. Hani işte açayım, akşamda kapatayım değil. Birazcık daha hani günlük hayat tarzınıza da yansıtmanız gereken bir durum. Ben bunu sadece fintech olarak görmüyorum bu arada. Hani biraz development ya da yazılım dünyasının gerekliliklerinden evet. biri gibi görüyoruz. Yani olaya sadece böyle safi iş olarak bakıldığında orada bir eksiklik olduğuna inanıyorum. Bu biraz subjektif bir yorum. Katılmayanlar olabilir, saygı duyuyorum. Biraz daha yazılıma bakış açısını aslında işten de bağımsız, ben bunu günlük hayatımda kişisel olarak da nasıl ileriye taşırım yaklaşımı önemli. Bunu fintech'le birleştirdiğimizde, şimdi fintech'te işin ucunda para var. Sepete attığınız bir ürün bir süt, tişört ya da deterjan değil. Direkt olarak insanlar orada bir işlem yapıp bir kar zarar elde ediyorlar aslında. Bu çok büyük bir zorluk ama aynı zamanda sizi kod yazarken de ya da işte bir feature geliştirirken de çok ayakta tutan da bir durum. Dolayısıyla hem bir zorluk olarak gösterebilirim bunu hem de bir avantaj olarak gösterebilirim. İkinci konuda kullandığınız teknolojilerin aslında sürekli olarak belli noktalarda upgrade etmesi kendini. Bu da yine sizi belli oranda yoran ama hem kariyerinize hem de şirkete çeşitli katma değerler sağlayan bir konu. Bunlardan bahsedebilirim daha çok. Bir diğer taraf da hani işin içinde para olduğu için hani dünyaya baktığınızda yıllardan beri bütün anlaşmazlıkların temel sebebi hep ekonomik ve parasal konular. Evet. Hani böyle bir sektörde olmak da hani buranın gideceği yeri düşünmek, hani her seferinde nasıl şekil değiştirecek, acaba bizi gelecekte ne bekliyor gibi sürprizlerle dolu da bir sektör. Hani o yüzden de hani kendinizi böyle ya ben bunu kendimi güvenli alana attım da burada durayım diyebileceğiniz bir yerde de değilsiniz. Sürprizlere açık. Sayabilirim, evet. Sürekli sürprizlere açık gerçekten ertesi sabah kalktığınızda ne olacağını bilmediğiniz bir dünya olabiliyor sizin sektörünüz. Bu arada hem heyecanlı hem aslında böyle riskli alanlarında olabileceği bir sektör. Şimdi aslında ben son olarak size şey sormak istiyorum. Sonra birkaç arkadaşımızdan soru geldi. Onları size soruyor olacağım. Aslında bazılarının cevabını verdik ama belki eklemek istediğiniz bir şey olur diye de iletiyor olacağım. Sizin aslında development tarafıyla ilgili soracak olursak hem aslında hem BTC Türk'te neler yapıyorsunuz? Hem yazılım geliştirme tarafıyla ilgili nasıl ilerleniyor? Hem buradaki aslında kariyer yolculuğu nasıl oluyor? Böyle biraz bize development tarafından, yazılım tarafından da bahsederseniz çok seviniriz. Tabii ki. Bu arada bizi dinleyen arkadaşlarımızdan hem eminim böyle yazılım dünyasına yeni atılan arkadaşlarımız da vardır. Ya da sektör değiştirmeyi düşünen arkadaşlarımız da vardır. O yüzden aslında böyle biraz böyle bize ipuçlarıyla birlikte anlatırsanız sevinirim. Tamam. Aslında çok ipucu ya da böyle sihirli diyeceğim bir şeyler yok. Biraz genel şeylerden bahsediyor olacağım kendi perspektifimden. Önce içerideki durumdan biraz başlayayım. Hani her şirketin, her sektörün belli bir yoğurt işi var tabii ki. O yüzden bence bu işin bir doğrusu yok. Önce buradan başlamalıyız. Herkesin veya her ortamın ihtiyacı farklı olabiliyor. O yüzden doğruyu ararken biraz daha en iyisi budur tartışmasını yapmak yerine ya bizde ne var? Elimizdeki kadro nasıl? Personelin yeterliliği ne seviyede? Bizden ne bekleniyor? Bütçemiz ne? Çeşitli konular var burada. Buna uygun olarak o şirket için en doğru yöntemi bulmak bence en önemlisi. Burada da uygulamaya çalıştığımız biraz o. O yüzden de kendi tarafımıza dikkat ettiklerimiz şunlar. Ne olursa olsun pozisyonumuz ne olursa olsun diyeyim ya da işte rolünüz
hepimiz birinci öncelikle bir developer'ız diyoruz. Özellikle teknik ekip için bunu özellikle kullanıyoruz. O yüzden de hani ben dahil ya da işte teknoloji tarafındaki işte CTO'ya kadar hepimiz bir şekilde kodla haşır neşir durumdayız ve kod konuşabiliyoruz. Bence bir ilk olarak bunu sayabilirim. Hani daha önceki birlikte çalıştığım, böyle beraber çalıştığım benden daha tecrübeli insanlar da bana hep onu öğütlemiştir. Hani ne yaparsan yap, teknikten çok kopma. Yani oradan koptuğun... Kod yazmaktan kopma diye böyle bir söylem var aslında. Şu mevzuyu şöyle anlamamak lazım. Hani kod yazmak böyle kulaklığımı takayım, task alayım değil ama hani belli bir süre sonra da olsa hani o koda baktığında orada ne oluyor, güncelde neler oluyor bunları bilmek lazım. Ama biz burada daha fazlasını da yapıyoruz. Biz bayağı kodun içerisindeyiz diyebilirim. Bu birazcık dediğim gibi şirket kültürü. Burada bunu oturtmaya çalışıyoruz. Hani developer'ından işte CTO'suna kadar herkes bir pull request'i konuşabiliyor. Ya burada böyle yapmışız ama ne yapmak lazım gibi. Bunun faydalı olduğuna inanıyoruz içeride. O hiyerarşiyi de neredeyse sıfırlıyor diyebilirim. İkincisi, yazılım geliştirme aşamasında mevcut işler haricinde kişisel olarak da bizlerin birazcık daha denemeler yapması ve o kendi başına öğrenme motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Bunun olmadığı durumlar development dünyasında birazcık başarıyı da ya geç getiriyor ya da yeteri oranda getirmiyor gibi görüyorum. Hani bunu anlatınca insanlar genelde algılayabiliyor. Hani gece gündüz uğraşayım. Bu değil aslında söylemek istediğim. Herkesin bir günlük hayatı, sosyal hayatı var. Benim de var. Dolayısıyla günlük hayatta uğraştığınız şeylerin yanına hani film izlersiniz, dışarıya çıkarsınız. Ama özellikle kariyerin başındaki arkadaşların birilerini takip ettiği, işte birilerini dinlediği, izlediği, basit kod örnekleri denemeler yaptığı bir alan da açmaları gerektiğine inanıyorum. Bunlar kariyeri belli bir noktaya getirebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Valla aklıma ilk gelenler bunlar. Unuttuğum bir şey varsa da belki sorularla ya da sizin yönlendirmenize açıp orayı açabiliriz. Teşekkür ederiz. Bu arada bence çok iyi bir şey. Hani en azından herkesin uçtuğumca aslında hem CTO'dan en... bu arada sorular geliyor. Onları da size iletiyor olacağım. Bir yandan gözüm kaydı oraya. Bence herkesin o bir fikir yürütüyor olması ya da işte yönetim kadrosunun sadece yönetimle değil de bir koda baktığında da orada bir yorum getiriyor olması bence çok güzel bir şey. Çünkü biz sektörde hem seniorlarla vesaire de böyle senior deneyimli arkadaşlarımıza ya da yöneticilerle görüştüğümüzde genelde ya işte yönetim süreçlerine daldık biz burayı unuttuk dediğimiz çok şey duyabiliyoruz ama güncelde kalmak ve takip etmek bence çok önemli. Onun dışında şimdi ben sorulara geçiyorum. Tabii ki. Yine aklımıza bir şey gelirse zaten konuşuyor oluruz. Bir sorumuz var, Mehmet sormuş. BTC Türk olarak yasal regülasyon ve uyum zorunluluklarıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu süreçte hükümetlerle ve düzenleyici kurumlarla nasıl bir diyalog içerisindesiniz? Aslında denetimler vesaire geçirdiğinizi söylediniz ama belki hani burada farklı bir ekleme yapmak istersiniz. Aslında çok yok. Yani çok kısa bir tekrar etmiş olalım kaçırıldıysa da. Düzenli olarak birincisi third party firmalarla tamamen şirket dışı ve hani bu global büyük firmalar oluyor. Farklı firma da oluyor. Denetleniyoruz ve süreçlerimizle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Hani bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Bir denetçiler belli örnekler alıyorlar. İşte yayına çıkmış bir paket olabiliyor. Birinin birine paylaştığı bir doküman olabiliyor. Ya da işte finansallara kadar, muhasebe taraflarına kadar diyeyim. Bunlarla ilgili örnekler seçip uzun süre tabii ki inceledikten sonra bunların detaylarını öğreniyorlar. Tabii bunlar genelde böyle sorun olabilecek ya da böyle gerçekten sürecin doğru işlemediğini anlayacakları şeyler oluyor. Dolayısıyla o noktada olabildiğince hesap soruluyor. Bunlarla ilgili de bir açık olduğunda da bununla alakalı nasıl önlem alırız konusu hemen gündeme geliyor. Bundan bahsedebilirim. Kendi iç denetim ekibimiz de bu arada bunu yapıyor ve bize sürekli olarak yazılım geliştirme süreçlerimizle alakalı raporlar, bulgular geliyor. Her zaman her şeyi anında tabii ki de yapamıyoruz. Bu çok gerçekçi değil ama orada hemen önceliklendirip payderpay oranının da gitmesini sağlıyoruz. Yani hem ya sadece feature geliştiren ya da sadece bug çözen bir teknoloji ekibi olmamak burada temel motto. Hani hepsi hani bizim için denetimden gelen bulgu da oldukça önemli ve kritik. Dolayısıyla orada top priority dediklerimizi gerekirse ya burada feature'ları bir kenara durduralım, şuraya bir odaklanalım, bakın burada önemli bir konu var dediğimiz durumlarda. Bunlardan bahsedebilirim aslında. Devlet dediğimiz kurumlarla zaten iletişim halindeyiz. Orada hani savcılıktan gelen bir konu, MASAK'tan gelen düzenli denetimler de yine burada söz konusu. O yüzden hani şirket olarak da oldukça şeffaf
bir şekilde bunları paylaşıyoruz. Hukuksal herhangi bir konu olduğunda da direkt şirketin zaten bir hukuk departmanı var. Buraya işlem geliyor ve görülen bir problemde ilgili kişilerin hemen de bilgilerinin tabii ki belli bir gizlilik vesaire oranında devletin ilgili kağıdıyla ya da ne diyeyim yasal izniyle beraber geldiği durumda gereken durumlar paylaşılıyor tabii ki. O yüzden orada herkesin içinin rahat olduğunu tekrar hatırlatayım. Süper. Aslında siber tehditlerle alakalı konuşmuştuk bu arada ama Samet'in bir sorusu var. Siber tehditlere karşı nasıl önlemler alıyorsunuz konusunda aslında şimdi de biraz da onu da cevaplamış olduğunuz evet, benzer. Vesaire. Evet, benzer bir soru. Müşterilerinizin verilerini nasıl koruyorsunuz demiş. Aslında buradaki güvenlik önlemlerinizde vesaire de tüm bu verileri de koruyor oluyorsunuz ama eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Tamam, şunu söyleyebilirim. Tabii ki verileri kalıcı olarak tuttuğumuz çeşitli veri tabanlarımız var ya da uygulamalarımızın tutulduğu işte arka tarafta infrastructure anlamında klaslarımız var. Birinci güvenlik seviyesi burada buraya erişim dediğimiz kısım bizde bayağı kısıtlı. Mesela benim burada alışık olmadığım kendi adıma da konulardan bir tanesiydi bu. Daha önceki çalıştığım yerlerde işte veriye ya da herhangi bir şeye erişimim çok daha kolaydı. Yani burada production ortamına neredeyse kimsenin erişimi yok. Olması durumu da böyle kayıt altında oluyor. İşte ben işte Begüm Ustusoy'un şu talebe istinaden şu verisine ihtiyaç duyuyorum gibi bunu kayıt altına alarak yapmamız gerekiyor ki sonrasında kim neyi hangi veriye neden erişmiş görebilirim diye. Genel güvenlik konularından aslında bahsetmiş olduk. Oraya tekrardan girmeyeceğim. Evet, İçeride de developerların da ya da işte ilgili kişilerin de buraya erişmesi noktasında kısıtlar getirdiğimiz için arka taraf tamamen aslında birçok insan için bir bilinmez durumuna geliyor. Bir diğer konu da hani az önce konuşmamızın başında bahsetmiştim aslında. Kritik dediğimiz ve aslında bu birilerinin temas ettiğinde problem olabilecek dediğimiz şeyleri çok daha farklı şekilde kurguluyoruz. Hani bu biraz teknik kurguya girdiğimiz için yani bunun için özel bir klaslarımız var ve oraya erişmek bile çeşitli polisilerden geçiyor. Kendi içimizdeki hesaplarda para transferleri yapmak için 3-4 kişinin, bunlar en tepedeki kişiler oluyor, onayları gerekiyor gibi düşünün. Olay biraz böyle. Hani bunlar ancak bu kadar bilgi verebileceğim şeyler. Aslında içeride bayağı hani çeşitli adımlardan geçtiğiniz ve sürekli hani aslında kontrol altında olduğunuz adımların olması da burada bence dinleyenlerin de içini rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Son bir sorumuz daha var. Ülkelerin kripto paralara ve borsalara bakışı nasıl farklılaşıyor? Onur Bey'in düşünceleri nedir diye sormuşlar. Valla bu biraz benim verebileceğim bir cevap var mı? Çok emin olamadım çünkü ülkelerin maddi gücü, inançları, politik konumu, yani coğrafi konumu gibi çeşitli senaryolara göre bu durum değişebiliyor. Zaten dünyada da hani iki büyük güç sürekli olarak çarpışıyor. İşte o yüzden bir kurum batarken diğeri öbürüne bir darbe vurmaya çalışıyor gibi. Bunlar birazcık bence yoruma açık konular. Hani ben direkt ülke, şu ülke böyle bakıyor diyebilecek bir noktada olduğumu düşünmüyorum. Ama şöyle bakmak gerekiyor bence. Kripto paralar önceden daha çok reddedilen insanların ve ülkelerin bu buraya giremez dediği bir noktayken şu an artık biz bunu nasıl regüle ederiz, nasıl sistemimize dahil ederizler konuşuluyor. O yüzden de bakış açısı bence birazcık bu noktada değişmiş durumda. Önümüzdeki zamanlarda ne olacak onu beraber göreceğiz. Daha da aslında gelişmeye ve aslında şöyle çok açık bir konu yani değişime çok açık bir konu. Gerçekten beraber göreceğiz gibi duruyor bundan sonrasında da. Onur Bey başka sorumuz gelmedi arkadaşlar varsa sorunuzu alabiliriz bu arada. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Arkadaşlar dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Bir yandan bakıyorum ama farklı bir soru gelmedi. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa bu arada alabilirim. Son kapatırken söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yok şu an için yok benim de. Güzel bir sohbet oldu. Hani umarım izleyenler için de faydalı olmuştur diyeyim. Daha farklı konularda da görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok sağ olun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Onur Bey bu arada. Görüşürüz. Hoşçakalın.